Çocuklar, bugün size bir şey göstereceğim. Arkamda Time dergisinde 1923'te, 1923 ne? 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı değil mi? O zaman Amerika'nın en büyük dergisi Mustafa Kemal'i kapak yapmış. Hem de kendileri çizmişler. Bugün dünyanın 28 ülkesinde heykelleri ve büstleri var. Kim gelsin bana bir tane? Hadi gel, biriniz gelin. Hepsini gösteremem size ama bunları açıp açıp sonra göstereceğiz. Çocuklar, dünyanın 28 ülkesinde Atatürk heykelleri var bugün. Tıpkı günümüzün büyüklerinin de olmadığı gibi. Tamam mı? Ben vereyim, sen sar. Bir kişi daha gelsin. Bunu hediye olarak söz verdiğim biri var Leyla. Bunu sana vereyim ben. Yere koyamam. Şimdi hepsini size göstermeyeceğim ama Kuba'da var, Avustralya'da var, Yeni Zelanda'da var. Yok yok, yani her yerde var işte. Bunlar çok. Tamam mı? Bir delikanlı herhalde, çok Atatürk merakı olmayan biri şey yazmış. Demiş ki ne o öyle her programda Atatürk resmi arkada. Dedim ki hayatım sen sevmeyebilirsin ama çok teşekkür ederim ikinize. Benim sevdam var ona karşı dedim. Yani sen istesen de istemesen de ben o Atatürk'ü orada muhafaza etmek istiyorum. Hep çıkacak diye. Onun sevdiklerinin de böyle kim bilir nerelerde yüzlerce heykeli yok. Yani az buz bir şey değil. Ama şimdi aslında her türlü çok yaşa kızım. Devam et. Bir kere mi hapşırıyorsun? Ben hapşırdım mı çok üst üste hapşırırım. Lütfen devam et. Hayır, rica ediyorum, devam et. Ya. Tamam. Bugünkü konuğumuz kim? Gazi Kondor! Gel. Seni bir öpeyim. Ay! Oh. Ay. Kalkamıyorum. Yaşlandın sen, ben kalkamıyorum. Kandemir benim biliyorsunuz değil mi? Çok kadim dostum, kardeşim, aile dostum, eski ortağım ama o hala devam eden bir boyuttadır yani. Ona sorular soracaksınız ama biz hatırlarsanız Nevra Serezli'ye de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde yaptık ya konuşma. Kocası Metin Serezli Altaner Bulak'la tiyatro açmıştı. Onun ilk oyunu Kandemir Kondu'nun gençlik yıllarında ilk yazdı. Şimdi oradan başlayalım Kandemir. Ya da daha evvelden. Nereden istiyorsan başla. İşçinin tiyatrosu var. 21-22 falan. Yıl 1921'de ilk değil mi? 1921 olur mu ya? Ne bileyim öyle diyorsun. Ya ben 21. Ben 22. Evet. Askerden yeni gelir gelmez hemen girmiştim. Evet. Orada işçi tiyatrosu yapıyoruz. İlk oyunumuzda 20 dakikalık skecini de ben yazdım ilk defa yazar olarak. Oynuyoruz. Hep böyle genç arkadaşlar var. Oyunumuzun adı Vatan yahut Amerika. Vatan yahut Silistan. Ben de Vatan Yahut Memleket yapmıştım. Sen de yazmış, hatırlıyor musun? Evet. Böyle protest bir oyun. İşçi haklarını savunan gençlerin çok coşkulu olduğu bir dönemdeki bir oyun. Oradaki oyunculuktan sonra ben tiyatro delisiydim. Haftada 3-4 falan en az oyun seyrediyorum. İşte Beyoğlu'na gidiyorum, Aksaray'a gidiyorum. Bilmem nerede tiyatro var, İstanbul'da. Hep geziyorum falan filan. Oyunlar izliyorum. İyi kötü ne oyun varsa hepsine gidiyorum. Kardeşim, oyuncuları görüyoruz, anladık sahnede. Ama bir adam var, onlara o rolleri kim yaptırıyor? O adam kim? Onu ben çok taktım kafaya. Yazar o. O yazar. O yazacak ki ötekiler de oynayacak. Yönetmen de düzenleyecek. Ama oturdum, başladım oyun yazmaya. Ama başlamadan önce de Milliyet Gazetesi'nde bir yazı okudum arkadaşlar. Altaner Bulak, o zamanın en ünlü oyuncusu, ünlü karikatürist. Diyor ki, tiyatro kuracağız. Herkesten birer lira borç istiyorum diyor. Enteresan bir yazı ama çok ciddi. Evet. Sonra da kurduktan sonra da kazanacağız ve sizin paranızı ödeyeceğim diyor. Metin Serezli ile beraber Koca Mustafa Paşa, o zaman İstanbul'un bayağı dış semtlerinden biri. Dormen Tiyatrosu çok popüler Beyoğlu'nda, Halyun Dormen'in. Oradan ayrılıyor ikisi. Sofistike şey oyunlar, böyle daha modüller, üst düzey modüller falan oynuyorlar. Böyle halkçı bir tiyatro yok. Daha böyle aşklar, dolaptan adam çıksın girsin falan filan, ama çok önemli tabii o da tiyatro adına. Neyse, ben
Dedim ki bunlar emekli mi? Kimseyi tanımıyorum. 20'li yaşlarda bir çocuk. Size dedim 1 lira değil de bir oyun göndersem olur mu? Füsun Erbulak'tan 3-4 gün sonra mektup geldi. Mektup tabii o zaman. Tabii. Mail atamadı. İçim mektup yazmış. Diyor ki... Evlerde telefon da yok ha o zaman öyle. Tabii canım, her evde telefon yok. Ondan sonra diyor evet. ki oyununuzu gönderin bekliyoruz. Sanki bana oyun ısmarlandı kardeşim. Ben çalışıyorum, ben işçiyim. 1,5 ay izin aldım. Oturdum tek başıma. Pat dedi, küt dedi. Ellerim batıyor, daktilo falan. Fakat fotokopi de yok Türkiye'de. Fotokopi yaptıramıyorsun yazdığın şeyi. Pelür kağıdından çoğaltırdık biliyorsun. Ha, o da çok karbon. Elin batırıyor böyle siyasi. Evet. Ondan sonra ben aldım. Ya teksir var bir tek, o da pahalı. O kadar param yok. Ondan sonra ne yapayım ne edeyim. Aldım, bitirdim oyunu. Kendimce bitirdim. Götürdüm. Bunlar evde yok. Kapıcıya bıraktım oyunu. Alasmadık geldim. Bana yıllarca dedi ki sen ne çılgın bir adamsın ya. Adam diyor onu bir çöpe atsa, bir yerde yırtırsa bir, ne olacak o kadar emek, oyun. Tek nüsa, başka yok. Onu bıraktım ben. Neyse aradan bir ay geçti yahut 15 gün geçti. Beni aradılar. Dediler ki gel bakalım. Gittik Metin abi, Altan abi. Evlerine gittik. Nevra, Füsun. Evde Göksel de vardı galiba. Herkes bana böyle dehşetle bakıyor. Kim bu herif diye. Ondan sonra dediler ki bak 6 tane ünlü Türk yazarının oyunu oynuyordu. Karar veremiyoruz bir türlü. Ama şimdi kararımızı verdik arkadaş. Senin oyununu oynayacağız dediler bana. Ben böyle 25-26 yere ben düşüp açılış oyunu değil mi? Tiyatronun açılışı. Açılış oyunu abi. Ve nasıl işte Ayşen Gurudalar, Ercan Yazgan. Ve acayip bir kadroları var bunların. Metin Serizli, Nevra. Benim oyunumu oynayacaklar. Bana böyle milyarlar bahşetseler o kadar sevmem. Oynadılar ve bildiğin gibi bir sezon kapalı gişe gitti ama şimdi şunu da ekleyeyim hemen bitireyim. Her gün oynanıyor arkadaşlar tiyatrocular. Tabii. Her gün. Pazartesi hariç. Pazartesi turne. Evet. Pazartesi hariç her gün bir oyuncu haftada. Çünkü makinesi var. 9 oyun. Turnede varsa 10 oyun haftada oynuyor. Şimdi haftada 2 oyun oynayınca mutlu oluyor arkadaşlar. Ben haftada 17 oyun oynadım Ankara'da. 3, 6, 9. Evet. Böyle bir olayla girdik. Ondan sonra 3 tane oyunumu oynadılar. Çeşit peş peşe devreler yıllarda. Altan abiyle Metin Serezli. Metin abi bana telefon ettiler. Ya Müjdat, genç bir yazarın oyununu oynuyoruz. Açılışımız var. Gel bu gece diye atladım gittim. Koca Mustafa Paşa'da. Ne zengindi o. Sahip. Hasan Zengin. Çok Hasan önemli Zengin diye. Tiyatro meraklısı bir iş adamı. Müteahhit. Tiyatroyu vermiş. Binayı tiyatro olarak onlara yapmış. Abi oyun muhteşem bir oyun. Yüzsüz Zühtü. Doğru mu? Evet. Yüzsüzlüktü. Evet. Kapalı gişe. Oyun bitti. Gel seni yazarla tanıştırayım dedi. Genç bir çocuk geliyor böyle. Parlak, uzun boylu, siyah bıyıklı. O zaman saçlar siyah tabii. Yani sonradan böyle kırlaşıyor demek yani. Ama olabilir. Senin ben... de o zaman galiba siyah. Böyleydi. Benim hep böyleydi. Benim hep ondan sonra Kandemir'le tanıştık. Yıl 1900 kaç? 71. Demek ki 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021. Evet, 53 senedir yarım asırı aşkın dostluğumuz var yani. Çok güzel, acı, tatlı günler. Sen şeyi anlattın mı sonra? Günün kuruşumuz. Şu. Aa neler. Anlattın mı sen? Daha önceki şeyde var mıydı? Vardı. Ben abone oldum. Bu üçüncü çekim benim değil mi? İkinci mi? Üç mü bu? Üç. Aa. Ben genel artık... istek üzerine Kandemir kondu. Kadroya girdim. Tabii. Kadroya girdin sen. Sen kadrodasın. Ya hayatımızda hakikaten bizim Kandemir'le gülüp eğlenmediğimiz zaman çok azdır ya. Acılı günlerimizde de kenardan köşeden bir şey bulurduk yani. En azından gülümsemek için. Çok ya, güzel. Ya bu insanlar çok da acılı günler dedin ya. Şimdi genç bir Gırgır dergisinden genç bir yazar arkadaşımız vefat etti. Gencecik. O zaman. Seninle böyle beraber gidiyoruz yağmurlu bir hava camiye yetişmeye çalışıyoruz. Şişli'de hiç unutmuyorum. İki tane de adam geldi karşıma. Ya Müjdat abi bilmem ne resim var mı bilmem ne falan dedi. Sen bir dakika dedin yürüdün. Ulan bunların da dedi nasıl burnu kalkıyor meşhur olacak. Ulan cenazeye gidiyoruz. Cenazeye yetişiyor. Oturup da sana imzalı resim verecek. Şimdi böyle geçenlerde de cenazemiz vardı. Şener Şen'le resim çektirmek istemişler. Şener de terslemiş. Bana da geldiler. Dedim ki çocuklar cenaze bu. Sünnet düğünü olsa çektirelim. Nişan, düğün, eğlence, kutlama çektirelim. Ama cenazedeyken fotoğraf çektirme ne? Sırf meşhur
kültür cenazelerine dadanan böyle tipler var. Ben evet, bunu evet. doğru bulmuyorum ya. Herkesle resim çektir. Ben Ankara'da bir üniversitede konuştum. 1000 öğrenci var amfide. Resim çektirmek istiyorlar. Hepsiyle çektiriyorum. Rektör geldi dedi ki yorulmuyor musun? Yoruluyorum dedim. E niye çektiriyorsun o zaman dedi. Ya bir gün hiç çektirmezlerse dedim. Bunu düşünmemiştim dedi. Resim çektirme olayıyla ilgili Yasemin'in bir anısı var bizim. Yasemin Yalçın'ın. Neydi o? Ya şimdi bunlar yazlıkta oturuyorlar deniz kenarında kocasıyla falan filan. Böyle 5-6 kişilik bir grup yaklaşıyor. İşlerinden birisi geliyor. Ya bir resim için sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Bir resim çektirir falan deyince Yasemin hemen saçını başını düzeltiyor. Üstünü ayarlıyor falan. O gelen çocuk fotoğraf makinesini veriyor Yasemin'e. Bir çeker misiniz bizim resim? Bir de gemide benle resim çektirin. Bana resim. Ay. Onu anlatsana ya. Biz bir seyahatte beraber eşlerimizle beraber gemideyiz. Yabancı şeye giden gemilerin birinde. İkimiz geçerken ay dedi çeker misiniz falan dedi. Sana verdi makineyi. O da tam poz yaparken fotoğraf makinesini bana verdi Müjdat. O da gitti onların arasına oturdu. Ya tanımadığın aile ne iş burası? Ankara'da bir üniversitede o öğrenciler böyle toplandılar. Bak yemin ediyorum ben de aralarındayım. Bir fotoğraf çekildi. Fotoğrafta bir tek ben yokum. Buram görünüyor şu kadar böyle. Saçım burası var. Bir tek ben yokum. Biz arada bir çektiriyoruz da sizle de hani. Onlara da bakıyorum. Ben görünmüyorum ha fotoğrafta. Şu kadar. Burası filan görünüyor. Bak demin Yasemin dedim ya aklıma ne geldi biliyor musun? Yasemin Yalçın. Yasemin Yalçın şimdi bunların Bodrum'da bir yazlıkları var. Bunlar oturmuşlar İlyas'ta falan denizden çıkmış uzanmış. Oradaki evlerde de çalışan kadınlar var. Emekçiler. Orada evet. Evlere temizliğe gidiyorlar. Fakat bunlar bir ne yapıyorlardı? Satılmış da kakılmış mı ne? İtilmiş de kakılmış. İtilmiş de kakılmış mı? Ha, öyle bir şey. Evet. Fakat orada bu hizmetçi kocasından dayak yiyen gariban evet, böyle evet. bir kadın oynuyor. Şimdi orada güneşlenip yatıyor ya bu deniz kenarında. O işçilerden, çalışan kadınlardan biri gelmiş geçerken bir bakmış Yasemin tanımış. Ah oh, biz burada çalışalım sen burada yat böyle. Onu hala ay, evde çalışan. Öyle zannediyor. Ay geldi aklıma şimdi. Ay. Güzel mesleğiniz var çocuklar ya. İyi bir şey seçtiniz yani. Bunda mutlu olmanızı çok istiyorum ya. Olacaksınız da ya. Durup dururken tabii emek veriyorsunuz. Bak geliyorlar, çalışıyorlar, sınavlara giriyorlar. Kandemir hocanıza sormak istediğiniz sorular ne? Hadi bakalım. Evet buyurun. Yazarlık bölümü var değil mi? Yazarlıktan kimse var mı? Yok ama onlar yazıyorlar. He. Kendileri ilk dersinde yazıp yazdıklarını oynuyorlar. Söyle. Ben yıllarca yazarlık dersine girdim bu okulda. Biliyorsunuz evet. değil mi? Tabii. Biliyorlar yazarlık ben. Bölüm başkanıydı. Kandemir. Kaç sene sürdü. Evet. Sonra yaptım. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk canım. Siz de hoş geldiniz. Hocam deyince ben alınıyorum ya. Evet. Hocam nacizane ben de yazmayı çok seven bir talebeyimdir. Ne kadar güzel. Bir karakter yaratırken bir oyun metninde ben sizin için soruyorum. Bir Kandemir Kondu dikkat ettiği unsurlar nelerdir? Bunu merak ediyorum hocam. Ya karakter yaratırken neden dolayı hangi olayın içinde yer alacak o karakter? Yani nasıl yaratacağız onu? Hangi olayda rol alacak o oyunun karakter. Teması ne aslında? Ya da romanda hangi karakter? Yani o karakterin yapısı, altyapısı, işte ta ailesi, geçmişi falan filan, eğitimi, özellikleri, psikolojik durumu, bütün bunlar dikkate alınır. Ama yani karakter yaratırken neye dikkat etmek lazım? Hangi eylemin içinde bulunacak o karakter? Öyle ya. Ona göre dikkat etmek Eyvallah. Lazım. Yani. Çok doğru. Öyle değil mi? Karakterle ilgili izin verir misin? Buyur. Yan sınıfta ders yapıyorum. Savaş Cinçel dedi ki dersine ben de gireyim dedi. Gir dedim. Karakterle tip arasındaki farkı çalışıyor. Biliyorsunuz değil mi? Karakter yaparken değil mi? Tabii üç tane öge var. İşte fizyolojik durum girince gördüğün neyse o. Sosyolojik durum herif mesleği ne? Şu mu? Bu mu yani? Hangi meslekten? Prens mi? İşçi mi? Neyse yani. Üçüncüsü de o iki boyut zaten psikolojik boyutunu veriyor. Yok. Döndü dolaştı. Konu Molière'in cimrisine geldi. Cimri Arpagon tipi var ya çok cimri bir herif. Felaket cimri bir herif. Ondan sonra tip midir karakter midir diye. Şimdi bir bölüm öğrenci diyor ki hocam bir üçüncü boyut da var bunun neden cimri olduğuna dair. Karakterdir diyor. Öbür grup diyor ki hocam tiptir bu diyor. Ya komedinin basitliği tiptir karakter. Ama bence tiptir karakterdir. Savaş veren.
Söyleyebilir miyim? Nedir dedi? Karaktersizdir dedi. Arpagon karaktersizdir dedi. Çok güzel böyle şeyleri vardı ya. Burada derse girdi. Ben de bakıyorum arkada oturdum. Şöyle Nescafe'si geldi. Bir yudum aldı. İlk dersi öğrenci ağzına bakıyor. Savaş Dinçer şimdi konuşacak diye. Şimdi konuşuyor galiba. Abi 3 dakika, 5 dakika geçti. Dakikalar bitmek bilmiyor ya. Teneffüs. Teneffüs dedi abi. Çocuklar çıktılar. Ulan niye teneffüs dedin dedim. Senle bir konuşalım dedi. Benim odaya girdik. Ya Müjdat ben çıktım dedi. Neden çıktım dedim. Çıktım ya dedi. Hocalık yapmak istemiyorum dedi. Oyunculuk yapmak istemiyorum dedi. O devre Savaş'ın hastalandığı devreydi değil mi Leyla? Ben çıktım dedi ya. Çıktım dedi ve ondan sonra gelmedi hiç okula ve bıraktı bu işi. Ama sonra iki tane dizide başrol oynadı ki Allah Allah. Birisi Ekmek Teknesi galiba değil mi? Bir de Yarım Kalan bir dizisi vardı. Müthiş bir oyuncuydu, müthiş. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Geçen gün Dikmen hocamız geldi. Dikmen Gülü'nde bir ders işledik ve dramaturglar hakkında konuştuk. Yazarlarla çatışıyorlar bazen, bazen yönetmenlerle. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir dramaturgla çalışma konusunda yazdığınız bir oyunda. Dramaturg konumuna göre, yapısına göre yararlı olabilir tabii. Yararlı çünkü olur. Hocam sonuçta hani dünyayı siz yaratıyorsunuz. Aslında bir yerde sizin yarattığınız dünyaya bir müdahale etmek istiyor dramaturglar. Ama sonuna kadar kabul etmek zorunda değil ki yazar onun söylediklerini. Ben bir yani, izin verir misin? Yani o öyle söylemiş de ben de tamam bütün o kurduğum dünyaya gidip de onun dediği tarza çevireyim diye bir şey de yok. Yani orada yazar direnecek yani. Ben bunu böyle koydum. Teşekkür ederim. Senin aydınlatmandan da yararlanırım ama benim dünyam bu kardeşim. Ben bunu bu şekilde alıp götüreceğim diyebilir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken daha önemli bir konu var. İki bölüm var burada. Yaşayan yazarlarla ancak böyle bir konu açılabilir. Yoksa Shakespeare'e gidip de efendim sizin oyununuza bir dramaturji yapalım. Yani ölmüş 2000 oyun yazarıyla dramaturji konusunda izin almak filan söz konusu değildir. İki, dramaturji mesleği drama sanatına yani tiyatro sanatına en son eklenen bölümdür. Birincisi tabii. Oyuncuyla seyirci ve birincisi oyun. Oyundan sonra dekor, kostüm, ışık, yönetmen. Şu bu her şey var ya yönetmen. Yönetmen de sonra girmiştir. İlk kendi kendine gelişen olaylardır ama dramaturji yani dramaturg en son iltihak edendir sizin mesleğinize. Şimdi yaşayan bir yazarın buna kolay kolay olur demesi pek olası olmamıştır günümüzde. Dünyada da öyle. Yani yönetmen der ki sağ ol ben koyuyorum sahneye. O dramaturji çalışmasını da oyuncularımla birlikte masa başında yapıyorum zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü dramaturji kritik bir konu. Yazar dediği gibi Kandemir'in der ki yok yok ben onu anlatmak istememiştim. Yönetmen der ki ama ben öyle yorumlamak istemiyorum. Karma karışık olur. Tatsız, şekeri unutulmuş bir aşureye benzer iş. Ne lezzetsizdir değil mi? Şekeri unutulmuş aşure. Türkiye gibi. Yani mesela, her şey var tadı tuzu yok. Anlatabiliyor yani, ne demek istiyorum? Daha da deneyimli, daha da kendini kanıtlamış, toplum tarafından sevilmiş, saygı duymuş bir yazarla tanışırsan ondan yararlanmak çok çok daha iyidir. Ki bunu ben sevgili rahmetli Haldun Taner'le çok yaşadım. Haldun Taner'in her cümlesi, her şeyi benim için bir ders niteliğindeydi. Gerçekten de çok çok yararlanmıştım. Bana mesela kabare tarzı oyunda ilk kapıyı açandır. Haldun abi. Haldun Taner. Yani aslında ilk o yüzsüzlükler de skeçlerden falan oluşuyordu ama kabaredeki o bir eylem gücünü, söz söyleme sanatını onları anlatır. Şöyle bir anekdot var. Benim bir gece önce Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda bir oyunum oynanmış. 20 gün, bir ay önceden biletler satılıyor, bulunmuyor yermer. Öyle kıyamet kopan bir oyun. Ertesi gün vapurda ben Haldun Hoca ile karşılaştım. Hemen yanına gittim, merhaba hocam diye oturdum ondan sonra. Ki kendisi de Deve Kuşu'ndan ayrılmıştı o sırada.
O da ayrı bir hikaye. 1980. Nasılsın, iyi misin? İşte iyiyiz falan filan derken dedik yeni oyunu yazmaya ne zaman başlıyorsun? Bakın arkadaşlar, bu bence çok önemli bir anekdot. Dedim ki hocam, daha akşam benim oyunum başladı. Yani yeni oyunumu ne zaman başlıyorsun diyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum akşam senin oyunun başladığını. Ama şimdi sen öyle bir enerjiyle yüklüsün ki, o kadar yükseldin ki senin oyunun oynanmaya başladı dün akşam. Sen şimdi 3 ay sonra, 4 ay sonra hadi yeni bir oyun yazayım diye kendini bırakırsan katiyen bugünkü bu dönemdeki kadar başarılı olamazsın. O enerjiyi bulamazsın. Yani. Evet. Başarılı olduğun zaman katiyen arkana yaslanmayacaksın. Ona katlamaya, ona bir şeyler eklemeye çabalayacaksın. Demişti ki benim için yani yüzlerce dramaturgdan daha fazla önemli bir ders. Çünkü bıraktığın zaman yayılıyorsun ve arkası gelmiyor. Ondan sonra hadi oraya yükselmek için yeniden gayret. Aziz Nesin de lafıdır, biliyor musun? Nasıl? İşte konuşuyoruz bir gün benim evde. 3 sene kaldı Aziz abi. Birlikte çalışıyoruz. Kan Demir, Aziz Nesin, Haldun Taner, Ümit Yaşar. Kalabalık kadro. Yani Altaner, Bulak, Savaş Dünce. Kalabalık. 28 kişi. Aziz abi dedim ki ya içimden gelmiyor yazar. Yok dedi. Daktilonun başına otur. Heh. Esin perisi gelir omuzuna vurur dedi. Yaz. Sen daktilonun başına otur yeter ki dedi. Hakikaten daktiloya oturduğun zaman geliyor aklına. O bakımdan yazın. Ben hep onlara diyorum ki yazın. Yazdıklarınızı bana kısa kısa oynayın. İlk dersleri olur ya. Ben de diyorum ki hani benim yazar grubum vardı. Anlatmayın ya. Ben bir şey dinlemek istemiyorum. Anlatmayın yazın. Bana. Yazın. 5 satır, 10 satır, 2 sayfa, 1 satır. Ama orada göreyim ki ne hale geliyor senin o düşüncen, öyle ya. Laf olarak anlatıyor. Ay şöyle düşündüm, böyle düşündüm. Bırak. Dinlemiyordum. Yazılısını alıyorum. Sinopsis, küçük, özet, bir şey. Tabii. Ya. Soru. Biri soruyor. Soru sor. Eftalya sen misin? Evet hocam. Oturarak sorsam sakınca olur mu? Yok. Bir şey diyemem ya. Ne dedin? Ne istiyorsan onu yap. Siz yazmaya başlayın. Yok. Yani şimdi oturayım mı dedi, kalktı. Neyse hadi devam. İzlat. Hadi siz şaka yazmaya... ediyorum. Evet hocam. Yok, evet. Siz yazmaya... Sen istediğini sor. Siz yazmaya başlamadan önce oturup hadi bugün ben bir şeyler yazayım diye mi başlıyorsunuz, yoksa öncesinde bir düşünüp tartıp ilham gelip mi oturuyorsunuz? O süreçten biraz bahseder misiniz? Yani yazmak istediğin konuyla ilgili. Yani yolda gidersin, bir taşıta binersin, işte bir yerde bir arkadaşın gelir, bir şey anlatır, şudur budur. Bir şeyler çağrıştırır. Ama senin yani yazarın anlatmak istediği doğrultuda şeylerse onlar ufak ufak birikir. Ben hep çocuklara derdim ki işte yazar olacak arkadaşlara falan. Ya küçük bir not defteriniz olsun. 2 satır. Bir şey karalayın. Bir not alın. Onları biriktirirsin. Ne anlatmak istiyorsun? Mesela bir oyun yazacaksın. Bir aşk hikayesi mi? Bir kızla bir oğlanın aşkını mı yazacaksın? Sen onu o biriktirdiklerinle onları değerlendirerek o hikayenin içine katabilirsin. Bu bilinç altında yerleşmiş şeylerdir. Bunlar o hikayenin içinde kendi rollerini oynamaya başlarlar kafanda. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Ondan sonra asıl hikaye yavaşça ortaya çıkır, olur. Ya da ne bileyim işte politik bir kabare, bir skeç yazmak istiyorsun. Yine güncel bir takım olaylar, haberler, televizyon, gazete, duydukların, sosyal medya, bir şeyler. Onlar da birikebilir ve asıl amaç neydi? İşte eleştirisel mizah yapacağım. Benim yazdıklarımda gülünecek ama bir dakika, gülerken de bir şeyleri iğneleyeceğim, bir yanlışları sergileyeceğim. Bu amaçla yazıyorum. Düşüncesi sen hocanız gibi ben de öyleyim diyeyim. Biz de bu şekilde yola çıkarak onları değerlendiririz. Anlatabiliyor muyum? Leyla, anlatsam ayıp mı kaçan acaba? Hani çok şık bir bey bu yazmayla ilgili bana iltifat etmişti, hatırlıyor musun? Hani ayıp mı? Sen mi demiyorsun? Nasıl kibar bir adam ama böyle. Yolda çevirdi beni. Müjdat Bey'dir ya, esprilerinize hakikaten ya çok takdir ediyorum. Nasıl ya? Ya Müjdat Bey, siz bunları ***'nizden mi uyduruyorsunuz? Ben böyle kaldım. Beni met ediyor adam aslında. Fakat o lafı nereden buldu da oraya soktu lafı, anlamadım. Evet efendim de. Ya başka yani. Hakikaten dedi ya. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah beyefendi. Gitti. Son derece kibar bir adam abi. Kravatlı bina. O lafı zaten beni met etmek için söylediğini anladım ama kelime fena. Burayı istersek G-Ö-T olan kısmı biple istersen. Yahut da bırak.
Tünüzden mi uyduruyorsunuz, kısmı kalsın. Göğü at, anlaşıldı zaten ya. Bir televizyon programına gittim. Ondan sonra içeri baktım, 6 tane kadın konuk var stüdyoda. Ha biliyorum onu. Öğretmen, onu emekli anla. Öğretmen, evet. İşte eski şarkıcı, efendim işte avukat bir hanımefendi. Ama yani yaşlılar, ben gencim, bir tek genç ben işlerinde. Bir tane de genç bir kız sunucu var. Sunucu. Ondan sonra konuşuyoruz oradan buradan. Kızcağız çok böyle ileri zekalı bir kız olduğu için. Birden bana döndü. 30 sene önce ama şimdi sorsa normal diyeceğim belki ama o da... Ya Kandemir Bey dedi, size bir şey soracağım dedi. Eski Ramazanlar nasıl, anlatır mısınız dedi bana. En genç sen misin? Ben daha o zaman işte... he? O zaman 11 yaşında. Sen kaç yaş? Ya. 20'li yaşlardasın. Abi ben şimdi ne diyeyim, orada benden çok yaşlı kadınlar var. Niye evet. Bana soruyorsun? Eski Ramazanlar ne? Ben de şimdi hani eski okurduk ya böyle. Evet ya. Dedim ki hanımefendi o zamanlar benim başımda yeşil sarığım vardı. Sarığım vardı. Yeşil dedim böyle. Ayak bileklerime kadar uzanan kaftanım vardı. Evet diyor. Evet diyor. O evet çok sinir bozucu bir şey. İki de bir evet. Sonra ben dedim asamı alırdım dedim böyle yavaş yavaş. Evet diyor. O evet dedikçe bana basıyorlar, geliyorlar böyle. Ondan sonra dedim ağır ağır dedim Babu Ali yokuşundan yukarıya doğru çıkar. Ben artık başladım oynamaya. Atmaya. Böyle çıkardım dedim. Evet diyor. Ondan sonra işte Şehzade başına gidip o eski tiyatro alemi, oyunları diye. Evet. Bir geldiler abi. Canlı evet. Yayın o zaman şey yok böyle. Evet. Onu bilmez çocuklar ama o zaman en ünlü yaşlı Refik Cevat Ulunay ve Burhan Felek vardı. 80 yaşlarında o onlar zaman. Onlar o zaman 80 yaşlarında. Birden dedim ki hanımefendi ben Burhan Felek miyim, Ulunay mıyım? Bana ne soruyorsun? Eski Ramazanları. Gencecik bir adam. Evet dedi kadın. Hocam yazarken bir şey oluyor ve bazen tak diye kal geliyor. Ne yaparsak yapalım orada işin içinden çıkamıyoruz ve kalkıyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz. Yine orada bir kal durumu söz konusu oluyor. Böyle durumlarda karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz ve ne önerirsiniz? Ya, çıkıp ben cevap vereyim hayatım. Çıkıp bir hava. Kandemir Bey, hayır öyle değil. Bana telefon ediyor sıkıştım ne yapayım diye. Ben ona yardımcı oluyorum ya. Ya biz Kandemir'le beraber oyunlar yazdık filan ama onun öyle sıkıştığı zaman filan hiç yoktu. Kandemir kadar üret bu konuda az adam var. Bir gün Ali bak Bodrum'dayım. Ali Poyrazoğlu. Ondan sonra biz arkadaşlarla bir bardayız. Akşam bu bir geldi böyle hışım gibi. Ne oluyor dedim. Ya dedi sabahtan beri öğlenden beri evde kapandım. Bir şey yazıyorum. Bağlayamıyorum sonunu dedi. Gelemedim. Aynı arkadaşın dediği gibi. Evet. Sonunu bağlayayım. Ne olay dedim. Nedir yani? İşte onu geçmiş zaman unuttum bilmem ne. Ya acaba dedim şunu şöyle yapsam böyle... Oldu lan tamam çakmak. Bu akşam ben ısmarlıyorum içkileri dedi. Bana boynuzlu içki ısmarladı. Finali mi yazdın? He? Finali yazdın. Ben yazmadım. Ya? Şey söyledim ya fikir söyledim. Yani öyle yapacağını bilmem ne falan. Yani aynı durum oluyor. Bende de çok oluyor. Bakma. Yani sana söylememiş olabilir ama. Mesela bırakırım. Bırakırım şeye masaya. Çıkarım, hava alırım veya yemek yaparım. Mesela evde yalnız bazen bazı yıllarda eşim çalışıyordu mesela. Ben evde yalnız kalıp yazardım. Aa dediğin gibi böyle olmuyor. Hani oyuncuya nasıl trak gelir? Ben de. Onun gibi. Arabada. Bırakıyorum. Evde, başucumda, yatağımın başında, burada dershanede hep böyle kağıtlar görüyorsunuz değil mi? Dört köşe kağıtlar. Cebimde bir de kalem. Her yerde aklıma gelenleri hep not ediyorum. Eğer senin dediğin gibi finali bulamazsam o gece uyku yok. Bunu rahatsızlığın en çok Leyla yaşamıştır değil mi? İlle onu bulacağım. Taktım kafaya orası bitecek. Ama sonra değiştirdiğim olur o ayrı dava. Ama yani çok takarım kafaya çok çok. Efendim. Ben de soru sorabilir miyim? Soru. Soru evladım. Soru yavrucuğum. Hocam şimdi Müjdat Hoca dedi ki finali bulamazsam rahat edemiyorum dedi de. Acaba peki baştan finali bulmak mı zaten gerekiyor? Yoksa finali yolda mı buluyoruz yoksa ikisi de bir yöntem midir? Yani finali önce bulup sonra yazmaya başlamak mı gerekiyor? Ya da ne yazdığınızla mı ilgili? O da olabilir değil mi? İkisi de olur. İkisi yani de şöyle olur. Bitecek bir hikaye tasarladım ben kafamda deyip koskoca bir senaryo bile yazılabilir. Bazen ama özellikle mesela dizi çekimleri, dizi filmlerde finali kimse kolay kolay
Bulmaz. O akıp gider. Hele dizi çekiyorsan benim imkan yok zaten. Ya bulamazsın. Tabii 13 bölüm diye yola çıkarsın. Gitti 49-50 bölüme, final diye bir şey yok. Ama Türkan anlattı galiba burada. Öldüğü de dirildiler. Tabii canım. O mu anlattıydı? Melek Baykal. Kim anlattı? Ha, Melek Baykal. Abi birini öldürmüşler dizide. Çok tutmuş dizi. Diriltmişler hemen. Hocam Cennet Mahallesi'nde. Benim oynadığım hikaye. Özür dilerim çocuklar. Tamam ya. Tamam. Ben ama o bölümde ben yoktum. Hakikaten ya, ama taktın mı kafaya onu illa yapacaksın abi. Yani o senin sorduğun kritik bir soru. Final meselesine gelince mesela Shakespeare bunu kurguluyor. Çok ilginç bir şey. Ama yazıyor, getiriyor, provaya koyuyorlar filan. Kendi de bazen ufak roller oynuyor. Yönetmeye karışmıyor, bazen karışıyor. Bazen Globe Tiyatrosu'nda oynanırken kendi oyunu prova edilirken hop oturuyor sahne yazıyor. Gelmiş Hamlet'in meşhur oyunculara nasihat verdiği sahneyi biliyorsunuz. Rica ederim öyle bağırarak avaz avaz konuşmayın. Eğer bağıracaksanız repliklerimi şehrin tellallığına okuturum daha iyi diyor yani. Abi gelmiş sete diyorum tiyatroya. İngiliz aktörleri grimas yapıyorlar. El kol filan kenara oturmuş. O bölümü yazıp yönetmene vermiş. Al bunu monte et. Hamlet bunu söylesin diye. Ama Hamlet kabarede Müjdat, mesela kabare oyunlarında güncel espriler, güncel olaylar da katılır. Dolayısıyla tekst zaman zaman değişir. Ben bunu çok yıllar önce Haldun Taner, Devekuşu kabare sıra servilerdeki sahnenin hani öbür tarafta oldu. Şöyle bir yüksek bir yer vardı, bir kürsü gibi, oraya dayanıp her gece kendi yazdığı oyunu izlerdi ve kalemiyle küçük küçük notlar alırdı. O notlar ertesi gün küçük bir provayla oyuna dahil edilir. Ertesi akşam herkes o şekilde oynardı. Çünkü Türkiye'de her gün bir şeyler değişiyor. Olumlu olumsuz. O değişikliklerden de söz edip seyirciyi haberdar etmek. Yani gayet tabii aktüel espriler yapmak. Tabii. Yani Haldun Taner yapardı onu. Yapardı. Tabii. Biz de yaptık yani. Tabii daha yaptık sonraki canım. Yıllarda benim oyunlarda kabarelerdi ama. Tabii. Ama ben mesela Yedik Ocağlı oyunumuzu koydum ya sahneye. He. Onu 20 yıl evvel gene koydum sahneye. Şeyde oynuyor, böyle Maltepe'de 1000 kişilik bir salonda oynanıyor. Ben de her gece gidemiyorum ama Ayşen Guruda ile Ateş Böceği Erdoğan kendilerini tutamayıp tulaat yapıyorlar. Tulaat müthiş beğeniliyor falan ama her gece yapınca oyun 15 dakika, 20 dakika, yarım saat uzun olmaya başlıyor. Devamlı. Bir gün ben yokum gene ama haber geliyor bana. 100 lira senden, 50 lira senden kestik filan diyorum. Neyse. Geldi haber. Ateş Böceği Ercan bir ilave yapmış. O da şu. Bir politikacı vardı rahmetli. Vefat etti. Çok da severdik biz onu. Kamer Genç. Hatırlıyorsun. Sabah 4-5 çapkınlık yapmaya bir yere gidiyor. Abi evden çıkıyor, hop kameralar. Sayın vekilim, acaba burada ne yapıyordunuz filan diye. Kamerde duruyor. Çiçek sulamaya geldim diyor. Çiçek sulamaya geldim diyor. Ertesi gün bütün ana haber bültenlerinde sabaha karşı çiçek sulamaya giden vekil, çiçek sulamaya giden, neyse öyle bir yazlığı varmış da o kış günü. Neyse. Rumeli'yle oynuyor. Lüleburgaz'la oynuyorlar. Ayşen karı koca Ateş Böceği Ercan'la, neredesin be adamcık diyor şeye, kocasına. Ercan'la diyor ki işte geldim Lüleburgaz'dan. Öyle. Neredesin be diyor o gece. Çiçek suluyordum diyor. Bir alkış, bir kıyamet. Çünkü o gün olmuş olay. Bütün tek zaten TRT var. Başka tabii, şey de yok. Tabii. Herkes aman ne alkış ne gün. Ayşen'in sabaha kadar uyku tutmuyor. Ben buna niye cevap veremedim? Ben buna ertesi gün aynı sahne geliyor gene. Neredesin be adamcık diyor. Çiçek suluyordum diyor. Alkış gelince Ayşen diyor ki sen önce evdeki çiçekleri sula. Bir alkışla Ayşen. Ama sen çiçek sulayamazsın. Çünkü ortumun kısa. Abi bir alkış daha. Ercan diyor ki ben gidiyorum. Hadi eyvallah diyor çıkıyor. Şimdi böyle tulaat yaptığın zaman seyirciden öyle reaksiyon, öyle. Bir de geleneksel Türk tiyatrosunda var. İsmail Dümbülü de var. Kavuklu Hamdi Efendi de var. Kelasan Efendi de var. O gün yapılan güncel espriler de var. Kabarede de o gün yapılan siyasi espri çok olurdu. Ama ben sana bir söyleyeyim. Mesela ben Ayşen gibi bilmem ki ya sen ya Metin Akpınar
falan filan. Bunlar 3-5 böyle bu tarz espriler falan katarsa sesimi çıkarmam. Ama bazen çok başka tiyatrolarla da çalıştım. O kıvama daha gelmemiş oyuncular var. Anladın ama yapıyorlar. Onlar da heves edip ay ben de 4 tane laf katayım 5 tane onlara feci şekilde bozulup onları terslerdim. Yani bayağı kapışırdık onlarla. Yaptırmazdım. Ben aylarca uğraşıp kafamı patlatmışım bir oyun çıkarmışım ortaya. Sen alıyorsun tekse şurada da şunu söyleyeyim burada da bunu söyleyeyim. Satamıyorsun da ayrıca. Yani ne bileyim diyorsun ya mesela Ayşen gibi ya bilmem kim gibi Metin Akpınar gibi. Satamıyorsun da gibi. Niye öyle hadsizlik yapıyorsun? Çok kızarım. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi yeni bir de biraz yazara müdahale yani. Değil mi? Evet yani sen o kadar ciddi. Ha gelirsin provada mesela. O da oluyordu. Abi şöyle bir cümle oldu. Mesela geliyor bir arkadaş genç. Diyor ki ya şunun üzerinde şöyle yapsam olur mu hocam bilmem ne. Ha tamam yok güzel de bir şey bulduysa okey. Ama kendiliğinden sen gidip oyunu tanıyamıyorsun. Çıkıyor bir uçuyor bir laflar benim laflarım değil. Tutmuyor onun, da. Ha tutmuyor tabii. Seyirci buz. Böyle bakıyor. Evet. Hocam benim merak ettiğim şey şu. Bu ya, soru değil ki. Ya niye böyle yapıyorsun? Evet özür dilerim. Sonra gel. Yarım bıraktığınız oyunlarınız oldu mu ya da yıllar sonra tamamladığınız oyunlarınız? Yıllar sonra tamamladıklarım var ama oynanmadı. Şöyle söyleyeyim benim 26 tane oyunum oynandı benim profesyonel tiyatrolar tarafından. Bayağı tanınmış isimler oldu. Ama 4 tane de çeşitli sebeplerden oynanmamış evde duran oyunlarım var. Onların içinden mesela boş bir zamanımda ya ben onun finalini şöyle yapayım falan deyip böyle bir 3-5 günlük kapandığım zamanlarda olmuştur yani. Oluyor öyle. Kandemir'cim. Canım. Son olarak seni en çok güldüren hayatın içi çok vardır da bir tanesini böyle bir final anekdotu olarak anlatsana bize. Valla çok vardı. Bir ya. Tane. Hadi dediğinden aklına gelmez ama. Sansürlü çoğu. Olsun. Çok sansürlü ya. Olsun şey yaparız keseriz. Keserler. Lafını yani, keserler. Komedi oyuncuları dahil hemen hemen hepsiyle çalıştım desem yalan olmaz. Ama benim mesela en çok güldürenlerden biri Suavi Suarp'tı. Evet. Yazar. Evet. Ya kendine has bir espri anlayışı olan absürt. Ve absürt mizahın öncüsü. O kadar da Sadık abi de çok Cihangir'de ilerdi. Cihangir'de bir vampir çıktı diye manşet oldu. Suavi abi ne yazdı? Şimdi halkın korkusunu yenmesi için dalgaya vuruyor işi. Evet. Cihangir'in vampiri yürür yampiri diyor. Dalga geçiyor öyle bir resimler. Ya şimdi en çok güldüğüm dedin de Suavi'nin bir oyununa gittim. Daha doğrusu o çağırdı, davet etti falan. Gittik, oyun başladı. Genç bir kızla, genç bir çocuk, sevgili bunlar. Evlenmeyi tasarlıyorlar. Fakat parasızlar. Kız başladı saymaya. Bak şimdi. Ha. Rasim ile jüride bunlar. Evet. Değil mi? Evet. Rasim yere halılıyor. Gardırop lazım. Rasim böyle dinliyor. Tek laf yok Rasim böyle. İşte bu, yatak odası lazım. Televizyon. Televizyon bilmem o lazım. Bulaşık makinesi lazım. Kız böyle ağlamaklı. Absürt mizah. Finalde Rasim böyle yaptı. Gömleğini şöyle bir açtı çatır çatır düğmeleri ya. Koptu. Bir açtı. Jüri de bizi kurtarır ancak göğsümdeki alt ancak. Şimdi buna bayrak çıktı ya. Ne alaka ya? Bakar mısın? Evet. Ulan bu oyunda ne alakası ya, var? Böyle bir oyun ya. Ben tabii katılırım gülmekten. Hiç beklemedim. Absürt. Finalde tabii oyun bitti. Alkış. Babanın koluna girdim. Ya baba dedim ya. Nedir? Sen anlamazsın. Bizim millet ne zaman bayrak göğsü alkışlardı. Ya. Çok güzel ya. Harikadır böyle, ya. Böyle bir adam. Çok güzel evet. Adamdı ya. Rahmetli ya. Çok. Bunlar hakikaten yani yazar olarak da kabare oyunları yazardı. Evet. Ama mizah gazetesi yazarıydı anekdotlarıyla. Bir tane tiyatronun içinde oyuncular arasında da çok gülmelere tanık oldum. Yani güldürücü olaylar. Tabii. Biliyorsun değil mi ya? Mesela Deve Kuşu'nun da benim oyunum demeyeyim de o zaman bir tane skecim oynuyor. Skecimde bir uçak düşüyor. Uçak Afrika'ya düşüyor. Yamyamlar bir tane memur buluyorlar. Zavallı memur. Ondan sonra bunu kazanın içine atıyorlar pişirmeye. Şimdi Zeki, Metin, Ahmet Gül bilmem böyle yamyam evet. Boyanmışlar falan evet. Deniyorlar. Kazanın içindeki de kim? Kemal. Kemal Sunal. Ah canım. Ay. Fakat Kemal çok şeker fakat biraz şeydir. Şeylerden tedirgin oluyor. Evhamlıdır. Lafı bulamadım. Evet. Bunu bildiği için
kazanın içine o akşam, gittiğim akşam böyle boncuktan yapma oyuncak bir tane yılan atıyorlar. Tamam. Şimdi yam yamlar böyle dönüyor etrafında. Ogala ogala falan filan derken. Fakat Ahmet Gülhan da böyle gözlerini kazanın açıyor, içine. Biliyorsun Kemal'e böyle yapıyor. Kemal içinde oynuyor, lafını söylüyor ama bakamıyor. Ahmet böyle yapıyor konuşurken. Diyor. Abi Kemal'in en sonunda anlayıp da bak, o yılanı görüp o kazandan bir fırlıyor. Kazandan çıkıyor mu? Sözcükler olmadan durum komedisi. Harika. Yani durumdan böyle komik bir şeyler oluyor. Harika ya. Ne kadar gülerdik ya. Musafer hep güler var. Ben İstanbul Tiyatrosu'nda çalışıyordum. Toto Karaca, Celal Sururi, Ali Sururi, Musafer hep güler, İlhan Tanrı. Bu Musafer abi absürt bir adamdı biliyorsun. O da absürt, evet. Evet, tam absürt ama. Öyle acayip espriler yapar falan. Böyle yolda giderken konuşulmuyor. Sen yani bunu öyle söylersen. Yani Celal. Ben gördüm Beyoğlu'nda onu. Kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine gidiyor. Evet. Kendi kendine konuşuyordu ya. Konuşuyor. Akşamki oyunun repliklerini hazırlıyor. Celal Sururi ona şöyle söyleyecek. Onu. Doğru. Çıkmış sahneye abi. Durup dururken tulaat yapıyor. Toto Karaca da demiş ki tamam anladım demiş. Şimdi bu burada başlıyor ikinci tulaat. Kesme. Lafımı kesme. Sonra senin de lafını keserler. Lafımı kesersen senin de lafını keserler. Kesme. Lafımı kesme keserler. Şimdi Toto abla diyor tamam anladım. Nerede o eski keserler? Nerede o eski keserler? Şimdi tamam anladım. Vermeye gidersin saçını keserler. Değil saçını mi? Keserler. Yapma lafımı kesme kes. En sonunda Toto abla çıldırdı. Tamam ulan anladık çık dedi bile. Keser bak gene lafımı kestik lafını. Çık dedi çıktı abi bu. Yok tamam mı? Ama buradan böyle. Kendi görünmüyor. Dekordan parmağı görünüyor ya. Tutamıyor kendini. Bunlar böyle geleneksel Türk tiyatrosuna gelmiş enteresan adamlardı. İyi bugünkü de. Konuğumuz kimdi? Ben Demir Kondur. Bacım. Bunlar hey.